Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Fiilimsilerle ilgili 5. testi çözmüş olacağım sizlere. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Takmaya derken mame eki burada isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Çalışırken çalışmak fiil, ken eki de arkadaşlar zarf fiil ekidir. Yaptığımız derken dıttık eki yine sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. Uçurtma kelimesinde mame eki isim fiildir fakat uçurtma sözcüğü kalıplaştığı için artık arkadaşlar fiilimsi özelliğini yitirmiş. Bu isim görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Söylemek derken makmek eki de burada yine isim fiil göreviyle kullanılmıştır. İkinci soru, bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsi değildir demiş. Bakalım. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca ifadesinde sarmak fiil, ınca ince eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Ufuklarınca cümlesinde ufuk isimdir. O yüzden burada fiilimsi yoktur. Bunu alabiliriz. Yarınca ifadesinde yarmak fiil, ınca ince eki yine zarf fiil ekidir. Başlamış akmaya çoban çeşmesi derken bakın akmaya ifadesinde mame eki isim fiil ekidir. Burada da değerli arkadaşlar başlamış derken mış eki kip ekidir. Hangi kip eki? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Bundan dolayı fiilimsi değildir arkadaşlar. 4'ü de alacağız. 2 ve 4 olacak. Seçeneklere baktığımda da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin özellikleri. Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Şeyh Bedrettin ayaklanması üzerine birçok şiir yazılmıştır cümlesinde. Bakın Şeyh Bedrettin ayaklanması artık bir olayın adı olmuş arkadaşlar. O yüzden mame isim fiildeki özelliğini kaybetmiştir. O yüzden bu sözcük isimdir. Zil çalmadan sınıfın ayaklanması öğretmeni kızdırdı cümlesinde. Buradaki mame eki isim fiildekidir. Çünkü bir eylemden bahsediliyor. Sakın büyüklerine karşı ayaklanma derdi daima bize cümlesinde ise ayaklanma mame eki burada arkadaşlar cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Eylemin yapılmaması gerektiğini söylüyor. O yüzden bu olumsuzluk ekidir. Fiilimsi eki değildir. Bundan dolayı da bu sözcük nedir arkadaşlar? Fiildir. Seçeneklere baktığımızda bakın isim, fiilimsi ve fiil olan B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine örnek vardır demiş. Bakalım. Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında kitaplaştırdığı Hababam Sınıfı adlı eser Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Bakın yazmaya derken buradaki manidir arkadaşlar. İsim fiildir. Başladığı derken buradaki dık eki sıfat fiildir. Birleştirerek demiş, arak erek eki de burada zarf fiil ekidir. Bütün fiilimsi türlerine örnek verdiğimiz için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım söz konusu değildir demiş. Sıfat göreviyle kullanılan bazı sıfat fiiller iyelik eki alabilir. Benim doğduğum köyler de güzeldi cümlesinde bakın dıktık eki sıfat fiil ekidir. Umeki arkadaşlar iyelik ekidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sen de anlat doğduğun köyleri derken yine dıktık eki sıfat fiil ekidir. Uneki iyelik ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Gideceğimiz son yer orasıdır cümlesinde acak ecek eki sıfat fiil ekidir. İmiz iyelik ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Gittiğin yağmurla gel cümlesinde tıktık eki sıfat fiil ekidir. İn de iyelik ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Ben peşine düşmüş bir canavarım cümlesinde bakın müşmüş eki sıfat fiil ekidir. İyelik eki almadığı için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki altı çizili zarf fiillerden hangisi bu kurala uymaz demiş. Fiilimsi eki ile fiil arasına kip eki gelmez arkadaşlar. Kural bu. Seçeneklere bakalım. Araba devrilince demiş, ince ince zarf fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi araya kip eki gelmemiştir. Bunu elemiş oluruz. Gidiyorken ifadesinde ise bakın
Gitmek fiil, can eki burada zarf fiil ekidir. Your da nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman keep ekidir. Görmüş olduğunuz gibi fiille fiilimsi arasına keep eki girmiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yine durmaksızın ifadesi zarf fiildir, keep eki girmemiştir. Madammeden zarf fiil ekidir, keep eki girmemiştir. İp ip eki de yine zarf fiildir. Burada da keep eki girmemiştir arkadaşlar. Yedinci soru, aşağıdakilerin hangisinde ötekilerinden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik ifadesinde. Bakın buradaki muşmuş ifadesi ismi belirttiği için sıfattır. Mış ekidi arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir ifadesinde yine buradaki mışmış ekleri arkadaşlar ismi belirtmiş sıfat. O yüzden de sıfat fiil ekidir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığını ifadesinde an en eki ve tıktı geki arkadaşlar yine sıfat fiil ekidir. Ebedi aşığın dönüşünü bekler, yalan yeminlerin tanığı çiçekler ifadesinde ise şuradaki ış üş eki arkadaşlar ne ekidir? İsim fiil ekidir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir duman yükselir gibidir kederden, macerası çoktan bitmiş o şeylerden ifadesinde yine bitmiş sözcüğü burada sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. 8. soru, buna göre aşağıdaki altı çizili zarf fiillerden hangileri cümleye kattığı anlamlar bakımından özdeş değildir demiş. Yani aynı olmayanı soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Sen ağlayınca ben nasıl gülerim ifadesinde bakın ince ince zarf fiil ekidir. Buraya arkadaşlar ne anlamı katmış? Ne zaman gülerim? Sen ağlayınca zaman anlamı katmıştır. Sana bakınca çok heyecanlandım. İnce ince zarf fiil ekidir. Yine burada da ne zaman heyecanlanıyor? Sana bakınca o yüzden zaman anlamı katmıştır. İkisi de aynı olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Gelir gelmez bana seni sormuştu. Bakın burada remaz arkadaşlar zarf fiil ekidir. Ne zaman sormuş? Gelir gelmez cümleye zaman anlamı katar. Bakar bakmaz beni tanırdı. Yine remaz ekinin zarf fiil olduğunu görüyoruz. Ne zaman tanımış? Bakar bakmaz cümleye zaman anlamı katmıştır. İkisi de aynı anlamda B seçeneğini denemiş oluruz. Düşünmeksizin hareket ederdi ifadesinde maksızın meksizin zarf fiil ekidir. Nasıl hareket ederdi? Düşünmeksizin nasıl sorusuna cevap verdiği için cümleye durum anlamı katmıştır. Durmaksızın okula doğru koşuyordu cümlesinde maksızın meksizin zarf fiil ekidir. Nasıl koşuyordu? Durmaksızın yine burada da nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. İkisinde de aynı anlamda kullanıldığı için C seçeneğini delemiş oluruz. Gitmeden bana bir bardak su ver ifadesinde madammeden zarf fiil ekidir. Ne zaman su versin? Gitmeden cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Zaman anlamı katıyor. Bana kızmadan derdini anlatmalısın. Anlatmak fiil. Nasıl anlatmalısın? Kızmadan, madammeden zarf fiil ekidir. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burada da durum anlamı katmıştır. Bakın farklı anlamlar kattığını görüyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Kitabı okuyunca çok etkilendi cümlesinde ince ince zarf fiil ekidir. Ne zaman etkilenmiş? Kitabı okuyunca burada da zaman anlamı katmıştır. Günlük yazınca çok rahatlıyordu ifadesinde ince ince zarf fiil ekidir. Ne zaman rahatlıyordu? Günlük yazınca yine zaman anlamı katmıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 9. soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Bakalım, inen derken an en eki arkadaşlar sıfat fiildir. Çağlayan derken bakın burada kalıplaşmış arkadaşlar artık bir varlığa isim olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız çağlayan kelimesidir. Yani B seçeneği olacaktır. Dökülen derken yine an en eki sıfat fiildir. Esen derken an en eki sıfat fiildir. Eriyen derken de an en eki yine sıfat fiil göreviyle kullanılmış sözcüklerdir. 10. soru, cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfat fiil grubunun içinde yer almamıştır diyor. Evin önünde biriken sararmış yaprakları annesi bir araya getirip çöpe attı cümlesinde yaprak isim, nasıl yapraklar,
Evin önünde biriken sararmış yapraklar, burası komple sıfattır arkadaşlar. Sararmış yapraklar ifadesinde ise mışmış eki burada sıfat fiilekidir. Evin önü de belirtili isim tamlamasıdır. Bakın, isim tamlaması sıfat fiil grubuyla arkadaşlar öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir deneme yazarının dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu ifade etti cümlesinde kurallar isim. Nasıl kurallar? Bir deneme yazarının dikkat etmesi gereken kurallar komple sıfat arkadaşlar. Deneme yazarı belirtisiz isim tamlaması. Yine burada an en eki sıfat fiil ekidir. Bakın, isim tamlaması sıfat fiille öbekleşerek arkadaşlar sıfat fiil grubunun içerisinde yer almıştır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Halk kütüphanesinde çalışan babası ona her hafta bir kitap getirip okuttururdu cümlesinde. Baba isim, hangi babası? Halk kütüphanesinde çalışan babası. Burası yine komple nedir? Sıfattır. Halk kütüphanesi belirtisiz isim tamlaması. Buradaki an en eki de sıfat fiil ekidir. İsim tamlaması sıfat fiil grubunun içerisinde yer aldığı için C seçeneğini denemiş oluruz. Devrilen ağaçların gövdelerini inceleyen orman mühendisi fikirlerini söyledi cümlesinde orman mühendisi belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl orman mühendisi? Devrilen ağaçların gövdelerini inceleyen orman mühendisi komple sıfattır. Ağaçların gövdeleri belirtili isim tamlaması an en eki de burada yine sıfat fiil ekidir. Bakın, belirtili isim tamlaması sıfat fiilli arkadaşlar bir arada kullanılmış, onun içinde yer almış. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Sade ve akıcı bir dil kullanan yazar her dönemde bir okuyucu kitlesi bulur cümlesinde yazar isim, nasıl yazar? Sade ve akıcı bir dil kullanan yazar. Burası sıfattır arkadaşlar. Bakın, buradaki an en eki de yine sıfat fiil ekidir. Fakat bu grupta isim tamlaması olmadığından dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim fiil hem de zarf fiil vardır demiş. Türkülerin iki gözü iki çeşme yollar alıp götürmüş cümlesinde ıp ip zarf fiil ekidir. Fakat isim fiil eki yoktur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Seni bir görüp bir getirmek benzemiyor bunların hiçbirine cümlesinde up üp zarf fiil ekidir. Bitirmek derken matmegeki de isim fiil ekidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Sen gelince bayram geliyor, her şey nasıl da yepyeni oluyor cümlesinde ince ince zarf fiil ekidir. Başka da fiilimsi yoktur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı. Vatan borcu biter bitmez oradayım ifadesinde remaz nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Başka da fiilimsi olmadığı için D seçeneğini denemiş oluruz. Beni hülyalara salar, gözlerime bakıp dalan gözlerin ifadesinde ıp ip zarf fiil ekidir. An eki de burada sıfat fiil ekidir. Fakat cümlede bize isim ve zarf fiilini sormuştu. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 12. soruya. Bu parçada numaralanmış fiilimsiler türleri bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Yazılan derken an en eki burada sıfat fiil ekidir. Batıllaşması derken mame eki isim fiil ekidir. Olarak derken arak erek zarf fiil ekidir. Yozlaşması derken mame eki isim fiil ekidir. Tıkandığı derken de dıktık eki sıfat fiil ekidir. İki tane isim fiil, iki tane de sıfat fiil var. Bundan dolayı da doğru cevabımız olarak kelimesi olacaktır. Burada zarf fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.